Değerli müminler, ötekiyle olan ilişkimiz bizim dindarlığımızı belirler. Komşunla olan ilişkimiz bizim takva sahipliğimizi belirler. Namaz, oruç, zekat, hac bizim borcumuz. Tekrar ifade ediyorum. Ama asıl takva sahibi bilinci, Allah'tan sakınmanın yolu ötekiyle olan ilişkimizle devam eder. Ötekiyle olan ilişkin ne kadar, nereye kadar, eşinle olan muhabbetin nasıl, şiddete meyilliysen kalkıp da dememek lazım, ben Allah'tan korkarım diye. Allah'tan korksan zaten asla şiddete başvurmazsın sen. Komşumuza karşı duyarlı olmakla ilgilidir. İnsanlara karşı duyduğumuz muhabbetle ilgilidir. Sevgiyle, muhabbetle ilişkilidir. Takva sahibi olmak, Allah'tan sakınmak, günahlarla aramızdaki bağı koparmakla ilgilidir. Nerede olursak olalım, Allah'ın yanı başımızda, hatta şah damarımızdan daha yakın olduğunu fark etmekle ilgilidir. Zaten kiramen katibin her daim o şerefli melekler, yazıcı melekler yaptıklarımızı yazıp gözetmekte. Mahşer günü ikra kitabek kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe. O yazılan kitabını oku. Zaten göreceksin. O kitapta okuduğun her şey sana yetecek. Değerli müminler, Allah'tan sakınmak demek, kişinin her daim yanı başında yaptıklarını gören meleklerin olduğu bilinciyle yaşamak demektir. Şimdi böyle yaşayan bir insan, zaten Allah şah damarından bize daha yakın değil mi? Her an bizi görüyor değil midir? Amenna ve saddakna. O zaman insan nasıl olur da bir başkasının hakkına girer? Nasıl olur da hırsızlık yapabilir? Nasıl olur da yalan söyleyebilir? Nasıl olur da iftira edebilir? Nasıl olur da gıybet yapabilir? Eskiler derler ki, bir düşün hele. Efendim, atasözlerimizde var. Ne güzel. Söz gümüşse sükût altındır. Ne söyleyeceğini bilmeden önce kişi mutlaka bir düşünmeli. Allah sana boşu boşuna iki göz, iki kulak, bir dil boşu boşuna vermedi.